Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz bu iki renkten pembe ve siyahtan sıralı bir model hazırladım size. Modelim yine her zamanki gibi iğneden tığa bir model. Ve şu şekilde modelimiz. Bakın, bu iğne oyası modelimiz. Bunu sizlere tığa çevirdim. Benim tığa çevirdiğim de pek güzel oldu arkadaşlar, şu şekilde. Bakın, gerçekten bizimki de çok güzel oldu. Şöyle birebir kirpik sayıları, fıstık sayıları sizler için aynısını tığa çevirdim. Dediğim gibi bizimki de çok güzel oldu. Tığa çevrilmiş hali de. Birebir kirpik sayılarına varana kadar hiç eksiltmeden fıstıklarımızı bu şekilde pembeden yaptım ki boncuk gibi gözüksün istedim siyahın üzerinde. İstediğiniz her renk tülbente olur. Böyle tonlama yaparak, sevdiğiniz, hoşunuza giden renkleri yaparak, orada yeşil ve kremdi sanırsam arkadaşlar, açık kahve miydi? Öyleydi sanırsam. O şekilde tonlama yapabilirsiniz. Kendi zevkinize göre de ayarlayabilirsiniz. Evet, şimdi modelimizin anlatım kısmı. İkişer zincir çekerek ilk önce tığ battı işlemini uyguluyoruz. Yemenimizin dört kenarını tığlıyoruz bu şekilde. Tığ battılarımızı hazırlıyoruz. İkinci sırada da aynı tığ battı işlemi yapacağız. Şöyle herhangi bir tığ battının içinden başlayabilirsiniz ilk defa. Üç tane arkadaşlar zincir çekiyorum. Hemen bakın. Buradaki tığ battımın içine sık iğne ile girip şöyle sahte sık iğne ile kapatıyorum. Bu daha çok zürafaya benziyor arkadaşlar. Bu alttakini normal yaptım. Alt kısım olduğu için bombililik oldu. Lakin burada bombili olmuyor. Düz bir şekilde bir tığ battı oluyor. Tabi yapamayanlar normal sık iğne ile de yapabilir. Şöyle 3 zincirimizi çekip yuvadan giriyoruz. Bakın. Tığındakinden geçip üzerine bir zincir çekip oturtuyorum. 3 zincir 2 3 sıradaki hemen tığ battının içine girip sık iğne ile sabitliyorum. Dediğim gibi siz normal sık iğne ile de yapabilirsiniz. Nasıl kolayınıza gelirse arkadaşlar. Bu sadece görüntüsünü sevdiğim için bu şekilde bu ikinci sırayı tığlamasını bu şekilde yaptım. Evet. Tığlama işlemini daha önceden hem sahte sık iğneli hem de normal sık iğneli olarak tülbent tığlama işlemini göstermiştim arkadaşlar. Hemen kanalımda 2-3 video altta görebilirsiniz. Şöyle 3 zincirimi çektim. Bakın tığ battının içine girip sık iğne ile sabitledim. 3 zincir tığ battının içine girip sık iğne ile sabitliyorum. 3 zincirimi çekiyorum. Bunu ben yavaş yapıyorum. Siz daha iyi görün diye şu sık iğne, sahte sık iğne alışın ama arkadaşlar şöyle hızlı da bir şekilde yapıp bunu bitirebilirsiniz. Çünkü 3 zincir sadece sık iğneden oluşuyor. Evet, ikinci sıramız bu şekilde gidiyor. Tabii şu alttaki tığlama işlemini, tığ battı işlemini sayarsak bu pembe olan tığlamamız ikinci sıra sayılıyor. Bir de diyebilirsiniz aslında. Evet, bu şekilde şöyle 2 ve 3 zincir hemen girip sık iğne ile sabitliyorum. Daha fazla uzatmayayım arkadaşlar. Bu şekilde böyle tığ battının üzerine pembe ile veya herhangi hangi repsi seçtiyseniz bu şekilde bir tığlama gidiyoruz. Şimdi ikinci sıraya geçelim. Herhangi bir tığ battının içine sık iğne ile ipimizi sabitliyoruz. İlk başlarken aynen bu şekilde. Burayı unutun. İlk başlar gibi devam edeceğiz. Tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitledik. Tığ battı içine girip normal sık iğne yaptım bakın arkadaşlar. Sahte sık iğne olayı sadece ikinci sıranın bu pembe tığ battısında. Diğer kısımlarımız, katlarımız normal sık iğne ile olacak. İki zincirimi çekip bakın bu yaptığımız işte bu alt bombili durduğu için bu da bombili duruyor. Bakın otomatikmen olarak daha güzel duruyor tığ battığımız. Sahte sık iğne yapmasak bile
Çok güzel duruyor. Evet, buraya 3 tane bu şekilde ikişer zincirli tığ battı yaptım. Hemen 3 zincirimi çekip bakın bunlar alttakiler 2 zincirli. Bu dönüş zincirimiz 3. Son yaptığımız tığ battının içine girip bir tane 3 zincirden buraya bir yuva hazırladık. 7 tane zincir çekiyorum. 7. Buranın fazla bombilili olmaması lazım. Gevşek çekenler 6 zincir de çekebilir arkadaşlar. Çünkü çok tümsekli durmaması lazım buranın. Çünkü esneme payı oluyor. Bakın şu ikinci sıranın fıstığını bu tepe noktasına yapacağız. Eğer fazla esnek bir yuva olursa çok kaba ve iri bir fıstığımız oluyor. Yani gevşek çekenler bu 7 zinciri 6 çeksin. 2 zincirimi çektim. Hemen tığ battıma girip sık iğne ile sabitliyorum. 2 zincirimi çekiyorum. Yine 3 tane tığ battı. Ve sabitliyorum. Bu 3. tığ battıma fil dişi yapacağım. O yüzden 3 zincirimi çekip şöyle ters tarafına çeviriyorum. Hemen tığ battımın içine girip sık iğne ile sabitliyorum. Bakın. Burada bir bombililik oluştu. Sıkı sıkı 7 zincir çekiyorum. Büyük olmaması için biraz gayret gösterelim arkadaşlar. Püf noktası da orada. Evet. Sık iğne ile buraya sabitledim. Bu şekilde bakın fil dişimiz hazır. Daha önce biliyorsunuz fil dişilerde 8 çekerdim. Biraz daha minik olması için bu şekilde 7 çektik. Yine 3 tane bu şekilde tığ battı yapıyoruz. 2 zincir tığ battıya gir tığ battı. 2 zincir tığ battıya gir tığ battı. 3 tane tığ battığımız hazır. Şöyle sıkı sıkı 3 zincirimizi çekip ters tarafına çevirdik. Sık iğne ile buraya 3 zincirimi sabitledim. 7 zincir çevirdim. Boş olan hemen yanındaki tığ battığımızın içine normal sık iğne ile yapıyoruz. Tekrar söyleyeyim arkadaşlar. Uğraşmayın diye. Evet, bu şekilde bakın. Şöyle 2 tığ battı arası bir fil dişi, 2 tığ battı arası bir fil dişi yaparak bu sırada bu şekilde devam edecek. Şimdi 3 tane 2 zincirden buraya tığ battı yapalım. Bir, iki, üç zincir çevirdim. Hemen sabitliyorum. 7 zincir. Şöyle pembeler çok güzel duruyor, inci gibi, böyle boncuk gibi. 2 zincir. Yapımı da çok kolay arkadaşlar, ip koparma derdi yok, rahat bir şekilde de çoğalma işlemi oluyor. Üçüncü tığ battımı kapatıyorum. Hemen 3 zincir. 2 zincirden 3 tığ battı. 3 zincirle de son yaptığım tığ battının içine kapattım. 7 tane zincir. İkinci sıramız da bu şekilde tamamlanıyor arkadaşlar. Bir sonraki sıraya geçelim. Şöyle. Evet, bu sıramız da bu şekilde. Şimdi üçüncü sırayı yapalım. Evet arkadaşlar, ilk başlarken nasıl başlıyoruz? Aynen o şekilde bakın. Şöyle sık iğne ile girip başlıyoruz. Bu 7 zincirden yaptığımız fil dişinin tepe noktasına bir sık iğne yapıp başlayın. Hemen 3 zincir. Bir defa doladım. Şöyle 1 2. Son 2 tığımda bir defa doladım. Yuvaya girip 1 2. Son 1 yine tığımda 3 tane burada trabzanım var, ilmeğim var. Son 4. için 1 2. Bakın. Bu şekilde 4 tane ilmeğim var arkadaşlar. Fıstıkları bu şekil yapmak istedim. Şöyle daha sert durduğu için fıstığa benzettim. Hepsini bir kapattım. İlmek toplamaktan bu şekilde daha bir arkadaşlar bakın kalın bir fıstığımız oluşuyor. Şimdi buraya 5 tane zincir çekiyorum. Bakın 1, 2, 3, 4 ve 5.
Bunu şu kapattığımız yer var ya arkadaşlar. Oradan son zincirden girip bu 5 zincirimi veya 6 da çekebilirsiniz. Buraya bir tomurcuk yaptım, yuva yaptım kirpiklerim için. Yine 8 zincir çekiyorum. 8 zincirimi çektim. Direkt bakın buradaki fil dişinin zincirinin arasına girip sık iğne ile bu şekilde sabitliyorum. 1, 2 ve 3 zincir. Bir defa doladım. Yuvaya girip 1 ve 2. Tığımda 2 tane ilmeğim var. Bir defa tığımı doluyorum. 1, 2, 3 oldu. Bir defa tığımı doladım. Şöyle 1, şöyle 2. Bakın 4 tane ilmek var. 4'ünü birden buraya kapattım. Bakın bu son kapattığım nokta. Buraya bu noktayı arkadaşlar şimdi 5 zincirimi kapatacağım. Evet bakın hepsini kapattım. Bu zincirin tam ortasından giriyorum. Buraya bu şekilde bir ilmek yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Üzerine 8 zinciri çektim tomurcuğumun. Sıradaki bakın fil dişimin içine girip sabitliyorum. Hemen 3 zincirden fıstık yapımına başlayalım. Bir defa doladım. Yuvaya girdim. 1, 2. Tığımda 2 ilmeğim var. Bir defa tığımı doladım. Yuvaya girdim. 1, 2. Tığımı doluyorum. Yuvaya girdim. 1 ve 2. Tığımda 4 tane ilmek var. Hemen kapattım. Bakın bu kapattığım noktaya şimdi 5 zincirimi kapatacağım. İnşallah faydalı oluyor arkadaşlar. Buraya bu zincirimi kapattığım yere sık iğne ile sabitliyorum. Bakın buraya bir tomurcuk yaptım. Yine 8 zincir. Sıkı sıkı çekiyorum ki arkadaşlar zincirim şöyle kalıp gibi dursun. Yine bu 7 zincirli fil dişinin arasından giriyorum. Sabit. Evet arkadaşlar yapılışı bu kadar. Yavaş bir şekilde de anlattığımı düşünüyorum. Bakın 3 tane yapmışız sizle. 4 tane yapmışız. Şimdi son sıramıza geçelim. Evet. Yapmış olduğumuz bu tomurcuğumuzun içine sık iğne ile sabitleyerek başlıyoruz. 4 zincir. Kapatıyorum. Tomurcuğumuzun içine. 1, 2, 3, 4 zincir. Bu şekilde 4 zincirden buraya 4 tane kirpik yapacağız. 4 zincir. Kapattım. Tekrar 4 zincir. Ve bu şekilde ve bakın buraya 4 tane kirpiğimiz oldu. 5 zincir çekiyorum. 5 zincirimizi bu noktaya bakın. Kapattığım pembe sık iğnenin kenarından şöyle zincirin bitiminden sabitliyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi 4 zincir çekiyorum. 4 zincirimi yuvanın içine girdim. Sabit. Evet, şimdi 4 zincir sabitliyorum. İkinci kirpiğim. Bir, iki, üç, dört zincir. Bakın, dördüncü kirpiğimi de yaptık bu şekilde. Sık iğne ile sıkı sıkı sabitledik. Şimdi 5 zincir. Arkadaşlar aşağı inerken 5, yukarı çıkarken 4 zincir çekiyorum. Yukarı çıkarken daha bir kısa mesafe olduğu için bir aşağıya bu şekilde eksik çekiyorum. Bakın bu kapattığım sık iğnenin kenarından sabitliyorum ve 4 zincir. Bakın, bu şekilde. Hemen
Burası arkadaşlar mesela kapandı. Tığımızın ucuyla böyle rahat bir şekilde girmek için açıyoruz. Tomurcuğumuzu sık iğne ile sabitliyorum. Aşağı inerken burada 5, yukarı çıkarken burada 4 zincir. Tam eşit oluyor. Bu zincir sayıları ipin kalınlığına, inceliğine, elinizin ayarına göre değişiyor arkadaşlar. Benim bu siyahım çok kalınmış. Bakın hemen doldurdu bu tomurcuğun işlerini. Bir tane fazla bile çekerim, bilirmişim yani 6 tane çekebilirmişim pembe yuvayı. Evet. 4 zincirimi çektim. Sık iğne ile buraya sabitledim. 1, 2, 3, 4 zincir. Sık iğne ile buraya sabitliyorum. 4 zincir. Yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum. 4 kirpiği doldurunca 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincirimi bu yaptığım fıstığın bakın dip noktasına zinciri sık iğne ile kapattığımız yere böyle 5 zincirimi kapatıyorum. 4 zincir. Evet. Tığımızın ucuyla şöyle açıp rahat da girebiliriz. Bakın, kolaylık oluyor arkadaşlar. 4 zincir. Kapatıyorum. Aynı şekilde son sıramız böyle devam ediyor arkadaşlar. Umarım anlaşıldı. Şöyle. Şurada 2 tane kaldı. Onları da ben hemen yapıp geliyorum. Bunları hemen tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde. Bakın kalıp gibi şöyle çiçek gibi birebir iğne oyasında olduğu gibi hazırladım. Şöyle arkadaşlar arka tarafından da ütülendiği takdirde biliyorsunuz bu laylon ipler incelme oluyor. İncecik böyle tiril tiril daha bir güzel görünümüne sahip bir modelimiz olacak. Evet modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Ben çok beğendim. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Yapacak arkadaşlarıma kolay gelsin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.